Selam, selam, selam. Ama işte yazın biz tesettürlüler bu yazı neler bekliyor? Nasıl kombiler yapmayız? Ya da işte yazın ilk defa tesettüre gireceksiniz. Bu yazın trendleri ne? Biraz sizinle bunları konuşmak istiyorum. Başlayalım. Öncelikle başörtüsüyle başlamak istiyorum. Yaz demek benim için krep şallar, krep kumaşlar demek. Hem kıyafet olarak hem başörtüsü olarak. Ben çok fazla krep şal takmayı, işte krep böyle üzerimdeki gibi krep, Medine ipekleri tarzında böyle efil efil kumaşları giymeyi çok tercih ediyorum. Çünkü bunları tercih etmemin sebebi çok serin oluyorlar. Yani klimalı gibi hissediyorsunuz. Yazın hiç sizi bunaltmıyorlar. Eğer yazın doğru tesettürlü olmazsanız, yani doğru bir şekilde başörtü takıp doğru bir şekilde giyinmezseniz, yani yazın tesettürlü olmak sizi gerçekten bunaltabilir. Böyle dünyanın en çekilmez şeyi gibi hissettirebilir. Onun için doğru bir tesettür tarzı tercih ederseniz yazın gerçekten klimalı bir tesettür geçirebilirsiniz. Klimalı bir yaz geçirebilirsiniz. Onun için tesettürde yazın özellikle doğru giyinmek çok önemli. Doğru kumaşları tercih etmek, doğru kombinleri yapmak, doğru başörtü tercih etmek çok önem arz ediyor. Çünkü konforlu bir yaz geçirmeniz için bu önemli. Kumaş olarak dediğim gibi sizi bunaltmayacak, boynunuzu böyle taktığınızda yakmayacak kumaşları tercih etmenize gerekiyor. Bunlar mesela ince pamuklar olabilir. Pamuk bazen ama yakabiliyor. İşte penye kumaşı yine tercih edebilirsiniz ama penye kumaşı eğer boynunuzu böyle sıkarak bağlarsanız olmaz. Hani o zaman da yine bunaltıcı bir yaz olur sizin için. Ama böyle ince kumaşlı ama içinde göstermeyen Medine ipekleri olabilir, şifon olabilir, işte krep şallar olabilir, queen krep olabilir. Bu krep tarzı şeyler tercih ederseniz daha efil efil oluyor. Hiç bunalmıyorsunuz. Hem bunlar böyle caz eşarp da olabilir. Caz kumaşları da var. Onlar da kesinlikle bunaltmıyor, yakmıyor. Böyle içinde polyesterin daha az olduğu kumaşları tercih ederseniz daha konforlu bir başörtü takmış olursunuz. Daha konforlu bir yaz geçirmiş olursunuz. Tabii ki başörtü kumaşından çok başörtü nasıl taktığınız da çok önemli burada. Çünkü eğer boynunuzu çok fazla sıkarak başörtü yapıyorsanız yazın gerçekten çok bunaltıcı olur. Onun için daha salaş, böyle salaş modeller, salaş bağlama stilleri tercih etmenizi öneriyorum. Bunun için mesela şu gösterdiğim modeli deneyebilirsiniz. Ama bu modeli çoğu kişi gerçekten yapamayabiliyor. Bu model her yiğidin harcı değil. Herkes kendine bu modeli yakıştırmayabilir. Ama bu tarz mesela böyle atmalı modeller ya da işte hemen bir tane göstereyim. Bakın şu tarz. Şu an şu göstereceğim model. Eğer şapka falan takıyorsanız da çok çok kullanışlı oluyor. Şöyle önden bağlayıp şöyle. Bunu arkaya atıyorsunuz. Bunu da şöyle tutuyorsunuz. Şöyle şuradan bağlıyorsunuz. Hem çok salaş ve tesettürlü bir model oluyor. Hem de çok efil efil oluyor. Bu modeli de tercih edebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz yaz için. Daha böyle attınız. Hani bağlamadan şöyle şu tarafınıza doğru da atabilirsiniz. Kesinlikle ben çok fazla bağlamanızı, yani bağlamaktan kastım şöyle dolamanızı önermiyorum. Çünkü yazın gerçekten çok bunaltıcı oluyor bu şekilde dolamalar. Sıkma başörtüsü yapmak çok bunaltıcı olabilir. Tarz bağlama tiplerinden uzak durarak çok güzel bir model elde edebilirsiniz. Çok sık yaptığım şal modelini de tercih edebilirsiniz ama herkes sevmeyebiliyor. Ben çok severek kullanıyorum. Yani bir şans verin derim. Çok efil efil oluyor. Çok rahat oluyor. Hem boynunuzu kapatıyor hem gözlük mesela yaz için gözlük falan kullanırsanız çok kullanışlı oluyor. Şapka takarsanız çok yakışıyor. Çok kullanışlı bir model. Şöyle. Bu yaz tesettürler nasıl kombinler yapacak? Birazcık size birkaç tüyo vereceğim. Bu yazın en çok göreceğimiz şeylerden bahsedeceğim yaz kombinlerinde. Bir kere ben kesinlikle böyle eğer alıyorsanız bol ve salaş elbiseler. Yani bu zaten yaz kombinlerinin, tesettürlülerin vazgeçilmezidir. Böyle bol, çok ekstra bol ve efil efil olan yazlık elbiseler tesettürde çok kullanışlı oluyor. Onların altına böyle kısa şortlar giydiğinizde hani elbisenizi üstüne alıp böyle bir tane başörtü yani şöyle attığınızda gerçekten çok kullanışlı oluyor. Çok rahat oluyor. Hiç bunalmıyorsunuz. Elbise kumaşı olarak müslin kumaşı var. Böyle çok yumuşak yumuş. Bunların takımları oluyor mesela. O takımları tercih edebilirsiniz. Çok bol takımlar. Gömlekli, etekli, gömlekli, bol pantolonlu takımları önerebilirim. Bu sene çok çok sık göreceğiz. Ben de beğeniyorum bu kumaşları. Onun gibi elbiseler çok ön planda olacak. Elbise olarak da limon sarısı renkli elbise bulursanız hemen alın. Bol böyle limon sarısı. Çok
koyu bir sarı değil de böyle çok açık bir renk sarı oluyor. O elbise hani o tarz renkler bu sene bence çok moda olacak ve çok yakışacağını düşünüyorum bu yaza. Buna abayalar da eklendi mesela. Bence abaya da çok sık tercih edilecek bu yazın. Güzel abaya kombinleri yapmanızı, içi farklı, dışı farklı renk abayalar, işte bol farklı renk böyle pastel tonları daha çok tercih edebilirsiniz. Abayalar da bence yaza çok yakışıyor. Hatta bence yazın en konforlu kıyafeti abaya diyebilirim. Ben çok severek kullanıyorum yazın. Keten elbise bu yazın yine vazgeçilmezlerinden olacağını düşünüyorum. Çünkü her sene gerçekten benim de çok severek kullandığım ürünlerden oluyor. Hep elimin gittiği ürünlerden oluyor. Çünkü keten elbise demek keten gömlek elbise, gömlekler de olabilir. Keten etekler de olabilir. Hani bu keten kumaşından olan şeyler yazın gerçekten çok kullanışlı oluyor. Çünkü hem böyle duruşu itibariyle çok güzel duruyor. Çok kaliteli duruyor. Hem de hiçbir şekilde sizi böyle bunaltmıyor, terletmiyor. İşte çok rahat oluyor. Yani yazın üzerinizde asla varlığını hissetmediğiniz bir kıyafet oluyor. İşte biraz tabii çok karışıyor. O özelliğini çok sevmiyorum ketenin. Ama onun dışında gerçekten yazın çok çok severek kullandığım bir şey oluyor benim. Size de kesinlikle eğer dolabınızda yoksa bir keten gömlek olsun, keten etek olsun, keten uzun gömlekler oluyor, uzun elbiseler oluyor. Mutlaka bir tane edinmenizi öneriyorum. Ve yazın, bu yazın bence benim de en sevdiğim ve moda olması çok zamandır beklediğim beyaz elbiseler var. Beyaz etekler ya da bu kabarık beyaz elbiseler, beyaz etekler bu yazın kesinlikle vazgeçilmezler olacak. Size de öneriyorum. Beyaz elbiseleri dolabınıza kesinlikle ekleyin. Beyaz yaza çok yakışan bir renk zaten. Yaz olarak çok güzel duruyor. Tesettür kombinlerine zaten ekstra yakıştığını düşünüyorum. Ve ben kendim de beyaz giymeyi çok severim. Tesettürde beyazın çok sevdiğim bir özelliği de var. O da şu. Üzerine hangi renk başörtü takarsanız takın çok güzel duruyor. Onun için çoğu başörtünüzle kombinleyebileceğiniz için kesinlikle beyaz bu sene çok sık göreceğimiz zaten renklerden bir tanesi yazın. Onun için sizin dolabınızda bir tane olması gerekiyor. Yani bir beyaz elbiseniz olsun. Ve bu senenin tabii ki çok tercih edilen şeyleri kot, denim etekler. Üzerine gömlekle denim etek giymek. Gerçekten ben de çok beğeniyorum. Çok şık duruyor. Bu sene yazın da çok görebileceğimiz ürünlerden denim etek almanızı önerebilirim. Bu yıl bol bol denim etek göreceğiz. Ben de çok beğeniyorum. Denim ya biraz ağır oluyor. Hani kot giymek biraz konforsuz bir şey aslında ama çok şık duruyor. Benim de çok hoşuma gidiyor o şıklığını. Ben de gerçekten çok beğeniyorum. Bu yazın çok fazla etek göreceğiz bence. Eteğe karşı ön yargılar hızlı bir şekilde gitmeye başladığını düşünüyorum. Özellikle yazın zaten etek çok konforlu oluyor. Yani pantolon vesaire giymekten çok daha konforlu bir şey olduğu için artık insanlar da çok güzel etekler üretildiği için tercih etmeye başladı. Bu sene balonlu kabarık etekler çok göreceğiz ve çok şık duruyorlar gerçekten. Benim de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ben etek giymeyi çok seven bir insan olarak bundan çok memnunum. Bol bol etek göreceğiz bu yıl. Beyaz çizgili mavi gömlek. Evet, bu yazın çok sık göreceğimiz gömleklerden bir tanesi. Ben de çok beğeniyorum. Çok hoş bir duruşu var. Beyaz kıyafetlerinizle kombinlediğinizde de çok ekstra güzel oluyor. Bu yazın çok sık göreceğimizi düşünüyorum. Ben de çok beğeniyorum zaten. Ve fiyonklu ürünler. Bu yıl biliyorsunuz ki 2024 yılı, hatta 2023 yılının son 2023 yılında da bayağı revaçtaydı ama 2024 yılında çok fazla arttı diyebilirim. Fiyonklar. Yani fiyonklu elbiseler, fiyonklu kıyafetler, fiyonklu gömlekler, etekler. Yani bir sürü fiyonk çok fazla gördük ve yine bence göreceğiz bu yazında. Çok çok tatlı duruyor. Bir kere çok cıvıl cıvıl duruyor. Özellikle gençler daha çok tercih ediyor ve daha çok yine göreceğimizi düşünüyorum. Çok sık göreceğiz. Yani siz de fiyonklu bir şeyiniz yoksa alabilirsiniz, seviyorsunuz. Bazı insanlar hiç sevmiyor, bazı insanlar çok seviyor. Ben ne çok seviyorum ne de hiç sevmiyorum. Yani beğendiğim üründe hoşuma gidiyor. Bazının çok abartı olunca sevmediğim de olabiliyor. Yani bazı insanlar da çok karşı böyle ay fiyonk görünce nefret ediyorlar. Ben o şekilde de düşünmüyorum. Tatlı duruyor bence fiyonklar. Siz de beğeniyorsanız kesinlikle yine tercih edebilirsiniz. Ve desenli elbiseler, desenli ürünler de çok moda olacak. Yani özellikle büyük desenler bu yılın daha çok ön planda olan ürünleri diye biliyorum. Yani siz desenli giymeyi seviyorsanız da yine birçok seçenek olacak elbisede. Ben şahsen çok fazla desenli elbiseler, çok desenli kıyafetler giymeyi çok sevmiyorum. O yüzden çok fazla dolabımda tercih etmiyorum desenli kıyafetler. Ama daha çok düz renkler, işte bu beyazlar, abayalar, işte kotlar benim de çok sık tercih ettiğim ürünler oluyor. Yani ben şunu önerebilirim. Desenli bir elbise giydiğinizde üzerine desenli bir başörtü takmayın yazın. Yani daha sade bir başörtü takın. Desenli başörtü takmayı seviyorsanız
Desenli takacağınız zaman daha desensiz kıyafetler giymeye çalışın. Desenli kıyafetler giydiğiniz zaman da desensiz başörtü takmaya çalışın. Çünkü bu uyumu yakalamak önemli. Çok desene boyulmak güzel durmayabiliyor. Yani olabildiğince o sadeliği yakalamak bence güzel duruyor. Bu yazın gerçekten tesettür konusunda daha böyle şık tesettürlü kombinler var. Gerçekten bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Daha çok seçenek var. Bu yazın çok güzel kombinler göreceğimize inanıyorum. Çok güzel kıyafetler var. Ben bu yazın 2024 yazın trendlerini gerçekten çok beğendim. Çok benim zevkime uyan şeyler var. Tabii bunu tamamlayıcı aksesuarlar, tamamlayıcı ayakkabılar, çantalar birçok bu konuda çok uzun konuşabiliriz. Ama ben böyle kısaca her beklediğini az çok konuşmaya çalıştım. Gerçekten bu konu ayakkabısı, çantası, takısı, tukısı her şey var. Birçok aslında detayı var ama o detaylara girmeden hani böyle yüzeysel olarak neler alabiliriz, dolabımıza neler olmalı birazcık bunlardan bahsetmek istedim. Bu arada ilk defa bu yazın tesettürlü olacak olanlarınız varsa, bu konuda stres yapıyorsanız, işte çok bunalacağım, acaba nasıl geçecek diye düşünüyorsanız da şunu tekrar söyleyeyim. Eğer doğru bir kombin, doğru bir kıyafet tercihi yaparsanız kesinlikle yazın tesettürlü olduğunuz için bunalmazsınız. Hiçbir zorluk yaşamazsınız. Özellikle başörtü kullanırken bu başta belirt detaylara dikkat etmeniz çok önemli. Onun dışında kıyafet tercihiniz de önemli. Eğer doğru bir şekilde giyinir, doğru bir şekilde başörtünüzü bağlarsanız yazın sizin için adeta klimalı gibi geçecektir diyebilirim. İnşallah çok güzel bir yaz geçiririz hep birlikte. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın.